Ey Müslümanlar! Bu Ömer İbni Hattab'tır. Muhacir ve Ensar'ın büyüğüdür. Onu kendime yardımcı ve müşavir olarak aldım. O öyle kıymetli biridir ki, acı da olsa hakkı kabul eder ve söyler. Allah'ın emir ve yasakları olan bir işte ayıplanmaktan çekinmez. Şeytan ondan kaçar. Bunun heybetinden taş ve demir erir. O, cennet ehlinin kendisiyle övündüğü kimsedir. Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti ona buğz edenin üzerine olsun. Allah-u Teala ona buğz edenlerden uzaktır. Ben de uzağım. Hazreti Ömer dönemi Müslümanlar için en parlak dönemlerden biriydi. İslam Devleti, Hazreti Ömer döneminde teşkilatlanmış ve genişlemişti. Birçok devlet ve farklı ırktan, dilden insanlar, Hazreti Ömer devrinde tek çatı altında toplanmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Risaletin 6. yılında Müslüman olmuştu. O, iman edenlerin arasına katıldığı zaman, Müslümanların sayısı 70-80 kişi kadardı. Mekkeli müşriklerin gösterdiği zorbaca tepkiden dolayı Müslümanlar, Beytullah'a gidip namaz kılamıyor ve ancak gizlice bir araya gelebiliyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Müslüman olunca doğruca Beytullah'ın yanına gitti ve Müslüman olduğunu haykırdı. Orada bulunanlar şiddetli tepki gösterdiler. Ancak o, müşriklere karşı savaşını sürdürerek onların Müslümanlara gösterdiği muhalefeti kırdı ve bir avuç Müslümanla birlikte herkesin gözü önünde Beytullah'ta namaza durdu. Onun bu şekilde saflarına katılması Müslümanlara büyük bir moral desteği sağlamıştı. Abdullah İbni Mesud'un "Ömer'in Müslüman oluşu bir fetihti" sözü bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bir hadise göre Müslümanlığını ilk ilan eden kimse Hazreti Ömer radıyallahu anh olmuştu. Ömer radıyallahu anh benliğini kuşatan imanın verdiği heyecanla küfre karşı açık ve net bir şekilde hiçbir tehdide aldırış etmeden mücadele ediyordu. Müşrikler, cesaret ve kararlılığını eskiden beri bildikleri için ona müdahaleye cesaret edemiyorlardı. Müslüman olduktan sonra sürekli Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunmuş, onu korumak için elinden gelen gayreti göstermiştir. O, iman ettikten sonra müşriklere karşı güçlü ve onurlu bir tavır sergilemiş, dinini her ortamda kimseden çekinmeden herkese meydan okuyarak savunmuştur. İslam tebliğinin yeni bir güç kazanması için Medine'ye hicret emrolunduğu zaman Müslümanlar Mekke'den gizlice Medine'ye göç etmeye başladıklarında Hazreti Ömer gizlenme ihtiyacı duymamıştı. Ömer radıyallahu anh beraberindeki 20 arkadaşıyla birlikte Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Hazreti Ali radıyallahu anh onun hicretini şu şekilde anlatmaktadır. Ömer'den başka gizlenmeden hicret eden hiçbir kimseyi bilmiyorum. O hicrete hazırlandığında kılıcını kuşandı, yayını omzuna taktı, eline oklarını aldı ve Kabe'ye gitti. Kureyş'in ileri gelenleri Kabe'nin avlusunda oturmaktaydılar. O, Kabe'yi 7 defa tavaf ettikten sonra Makam-ı İbrahim'de 2 rekat namaz kıldı. Halka halka oturan müşrikleri tek tek dolaştı ve onlara "Kim anasını evlatsız, çocuklarını yetim, karısını dul bırakmak istiyorsa şu vadide beni takip etsin" dedi. Onlardan hiçbiri onu engellemeye cesaret edemedi. Ömer radıyallahu anh
Medine dönemi boyunca İslam'ın yükselişini etkileyen bütün olaylara aktif olarak iştirak etmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın önemli kararlar alacağı zaman görüşlerine başvurduğu kimselerin başında Ömer radıyallahu anh gelir. Onun ileri sürdüğü görüşler o kadar isabetliydi ki bunu bilen Resulullah Aleyhisselam şunu söylemişti. Allah hakkı Ömer'in dili ve kalbi üzere kıldı. Ömer radıyallahu anh Bedir, Uhud, Hendek, Hayber seferlerinin hepsinde komutan olarak görev yapmıştı. Bunlardan biri hicretin 7. yılında Hevazinlilere karşı gerçekleştirilen seferdi. Ömer radıyallahu anh bütün meselelere karşı net ve tavizsiz tavır koymakla tanınırdı. Onun küfre karşı düşmanlığı, müşriklerin İslam'a karşı olan saldırılarını hazmedememe konusundaki hassasiyeti bazı kararlara şiddetle karşı çıkmasına sebep olmuştu. Hudeybiye'de yapılan anlaşmanın müşrikler lehine görünen maddelerine karşı çıkışı bunlardan biridir. Ancak o, Resul'ün Allah-u Teala'nın gösterdiği doğrultuda hareket etmekten başka bir şey yapmadığı uyarısı karşısında hemen kendini toparlamış ve olayın gerçeğini kavramıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatının hemen peşinden ortaya çıkan karışıklığın Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesiyle yok edilmesinde Hazreti Ömer büyük rol oynamıştır. Hazreti Ebubekir'in kısa halifelik döneminde en büyük yardımcısı Ömer radıyallahu anh olmuştur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh vefat edeceğini anladığında Hazreti Ömer'i kendisine halef tayin etmeyi düşünmüş ve bu düşüncesini açıklayarak bazı sahabilerle istişarelerde bulunmuştu. Herkes Ömer radıyallahu anh'in fazilet ve üstünlüğünü kabul etmekle beraber onu bu iş için biraz sert mizaçlı buluyorlardı. Hatta Talha radıyallahu anh ve diğer bazı sahabiler ona "Rabbin seni Ömer'i halife tayin ettiğinden dolayı sorgularsa ona ne cevap vereceksin? Bilirsin ki Ömer oldukça sert bir kimsedir." demişlerdi. Hazreti Ebubekir onlara "Derim ki Allah'ım kullarının en iyisini onlara halife yaptım." karşılığını vermiştir. Sonra da Hazreti Osman'ı çağırarak bir kağıda Hazreti Ömer'i halife tayin ettiğini yazdırdı. Kağıt katlanıp mühürlendikten sonra Hazreti Osman dışarı çıkarak insanlardan kağıtta yazılı olan kimseye biat edilmesini istedi. Oradakilerin biat etmesiyle Hazreti Ömer'in ikinci Raşid halife olarak iş başına gelişi gerçekleşmiş oldu.